Şimdi abi evlilikleri ve değerli izleyenler, evlilikleri Ocak ayında sona eren Vildan Atasever ile İsmail Hacıoğlu mutlu günlerinde birbirlerinin isimlerini parmaklarına dövdürdü. Dövme yaptırdı yani. Hacı Paşalı o. Hacıoğlu ha. Evet. Yanlış mı söyledim? Yok Hacıoğlu. Yok ben uydurdum. Ha o Paşalı o. Ancak ikili ayrılık kararı alınca bir zamanlar aşklarını ve evlilik yüzüklerini simgeleyen dövmeleri biraz soruna dönüşmeye başlamış diyorlar. Atasever boşanmanın hemen ardından parmağındaki İsmail yazılı dövmeyi sildirdi zaten. Hacıoğlu ise, İsmail yani, geçtiğimiz günlerde parmağındaki Vildan yazısından kurtuldu diyorlar. Yakışıklı oyuncu Vildan yerine parmağına Arap harfleriyle Elif ve Vav yazdırdı. Hacıoğlu Elif ölümü, Vav ise anne karnındaki cenine benzerliğinden dolayı doğumu simgeliyor diye bir ifade kullanmış. İsmail Hacıoğlu ve Vildan Atasever evliliklerinde nişan yüzüğü takmak yerine yüzük parmaklarına birbirlerinin isimlerini dövme yaptırmıştı. Aynı benimle eşimde olduğu gibi. Birçok ünlü de veya birçok... Son 5 yıldır, bu bir akım, bir moda gibi başladı. Yüzük parmağına dövme yapıp isimlerini yazıyorlar. Doğru. Çok örnekleri var sen peki, olduğun gibi. Peki kızın parmağı incecik, küçücük, çok ufak tefek de bir kız. İsmail sığmış mıdır? Onu kullanın ya, harika yani. Aha sığmış bak. Tam tur yapmışlardır. Tam tur olmaz. Tam tur yapmış. Niye seni sormana? Peki niye? Niye? Çünkü içleri dövmeyi kabul etmiyor abi. Ha. Aa, tabii buradaki deriyle üstteki deri farklı. Burada boya akıyor ve ayrışıyor. Çok İç deriye dövme yapılmaz abi. Dış deriye. Hiç bilmiyorum. Ben de o tecrübem sıfır. Yaptırırken. Evet. O zaman İsmail... Yani tam tur yok. Yarımda kalırsın. Puntoyu küçültmüşlerdi, sığdırmışlardır. Küçültmüşler, aynen. Evet aynen küçültmüşler. Aynen. Ve bir alyans görüntüsü almış değil mi? Sanki evet, evet. Çelik alyanslar vardır. Altın değil, gümüş değil de çelik, şimdi, siyah ona benzemiş. İki farklı yaklaşım sergileyim size. Tabii. Yüzük pahalı, altın, pırlanta vesaire. Bu biraz daha ucuza geliyor. Başka. Hadi isim yazdıralım dediler. Yazdırdılar, moda dediler. Akım peşinden giden gitti. Bazıları da var. Alyansı seviyor. Peki. O klasik durum içinde kalmıyor. Evet. Hani yeniler böyle diyor ki mesela alyansa ne gerek var tatlım ismimizi derimize kazalım diyor filan. Hani ayrıldın ne olacak? İşte hiçbir böyle. Şey olmayacak. Benim tezim anlatıyor bu. Anlatıyor ne olduğunu. Ben her zaman söylüyorum bunu. Şimdi bir yaşanmışlık var. Hele bir de çocuk var. Hadi çocuğu geçtim. Onlar da yok çünkü bildiğim kadarıyla. 9 ay önce boşanmışlardı hatırlatalım. Şimdi sen zaten yaşamının büyük bir bölümünü veya bir bölümünü ve severek geçirdiğin insanın zaten kalbine iz bıraktıysa şu kadarcık iz de şurada kalsa ne olur? Ne olur abi? Bir sonraki gelenin de bunu anlaması gerekir. Onu da sana söyleyeyim. Adamın adı ya İsmail gibi 4-5 harften değil de Abdülrezzak gibi Kahramanmaraşlı Abdullah gibi bir 50 haneli bir isim olsa uzun olsa ne olacak? O zaman demiyor. Parmağına değil. Haray anladın mı? Onu... Sağına soluna yazdıran da var canım. Ya göbeğine göğsüne kalbine üstüne. Oralara girmeyin. Sildirme kısmındayız. Sildirme kısmındayız. Ben geldim. Sildirmezdim diyorum. Çünkü ben de diyorum ki sana bağlı bir şey değil. Bir sonrakinde bunu anlaması sonra lazım. Ayrı... Niye anlaması lazım? Arkadaşım. Sen bir sonraki kadından adamdan ne kadar kocaman şeyler bekliyorsun Funda, ya. Funda sayın Funda. Sayın Ceviz Kamu. Burada. İsmiyorum bu burada ben bir dakika evlendik burada İsmail yazıyor. Ama bir şey diyeceğim. Sen merhaba benimle tatlım evlenerek, İsmail. Sen benimle evlenerek zaten benim geçmişimde evli olduğumu. Kabul ederim karımın her şeyi. Karımın ismini cismini buradaki evet. Dövmemi bilmiyor musun da ne oluyor şimdi? Ya, kimi kandırıyoruz? Bu kabul ediş. Ama baş başa kaldığında burada İsmail'i niye görsün ya? Tabii. Bir anda elini tutup aynen. Öpecek, okşayacak seni. Şöyle tatlım. İsmail. Tatlım. Ya da kızın tabii. Kızın üstü, elinin üstünde İsmail. Bak şöyle söyleyeyim o zaman. Bir anda tüyler diken diken. Ben sen böyle dayatmada benim karım bunu biliyordu bu burada kalacak diyemezsin sen. Hiçbir kadına. Ben şöyle diyebilirim veya ben eğer ben bunu öneriyorsam eyvallah. Yani Vildan Hanım veya İsmail Bey bir sonraki için kendisi öneriyorsa ama karşı taraf öneriyorsa de git. Önermediğin insan İstemem artık bir dakika başka bir kapı.